Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin selavat. Sevgili canım kardeşlerim, obsesif kompulsif bozukluk, koronafobi. İnsan istemediğim düşünceler bana nereden, niçin geliyor? Bunun sebebi ne? Dimağını, kafanın içeriğindeki mertebeleri bilemezse aklını, düşüncelerini yönetemez, kontrol edemez. Yönetemediğin her şey seni yönetiyor demektir. O zaman nasıl yöneteceğiz? Tanımamız gerekiyor. Aklın aklına, düşüncelerin düşüncelerine bela olur ve aklını aklının şerrinden kurtaramazsan korku ve yeis, yani ümitsizlik seni bloke eder. Bu ikisi bir araya gelirse korku ve yeis. Yeis ümitsizlik kalbidir, korku aklidir. İkisi bir araya gelirse maddi ve manevi hastalıkların temelini atar. Peki bunlardan kurtulmanın yolu kendini tanımaktı. Tahayyül, hayal, şekillerin dünyası, tasavvur, düşüncelerin, şüphelerin, tereddütlerin, zanların bütünlüğü. İşte bu tasavvur ve tahayyül bir araya gelmesiyle oluşan aleme serbest bölge deniliyor. Serbest bölgede ne var? İnsan niye bu düşünceler bana geliyor? Ben ne biçim insanım? Ben ne kadar bozuğum demesinin sebebi bu serbest bölge olmasını bilememesindendir. Serbest bölgede her şeyin her mertebesinin bulunduğu ve her daim insanın kontrolünde olmadığı bir alem. Her türlü farklılıklar olması ile insanı hayvanlardan ve meleklerden ayırarak insanı külli ve kül yapar. Buraya şeytanlar vesvese atar. Kafir cinler, ervah habiseler, yanlış mekanlar, yanlış işler, yanlış sözler ve yanlış arkadaşlar buraya malzeme attığı gibi melekler, ruhaniler, ervah aliyeler, doğru mekanlar, doğru işler, doğru kişiler ve doğru malzemeler de buraya atar. Bunlar hurdahaş olur. Burası serbesttir. Bundan sonra insan kendi ihtiyar ve iradesiyle buralardan seçim yapar. İnsan 18 bin alemin hulasası olduğu için bütün alemin sureti burada mevcuttur. Vesvese ne yapar? Abdestli olana, imanlı olana abdestsizsin, imansızsın der. Yani vesvese eyleme, var olana salat olur. Vehim ise olmayan düşünceleri, zanları, şüpheleri, tereddütleri ortaya çıkararak korkuyu oluşturur. Korku kafanın bütünlüğünü bozar, her türlü hastalıkların girmesine sebebiyet verir. Mesela ne yapar? Der ki hastasın, öleceksin, kimsesizsin, yalnız kalacaksın, sen koronasın, kimse seni sevmiyor gibi düşünceleri buraya aktif eder, pompalar. Ustad Bediüzzaman Hazretleri bunlara karşı çareyi ortaya koyarken külliyatında farklı boyutlarda, farklı çeşitlerde izahlar yapıyor. Mesela Lemalar adlı kitabında 82. sayfasında ervah habiselerin ve iblisin en mühim bir desisesi şu serbest bölgede şeytanın ve ervah habiselerin, iblisin sözleri var, görüntüleri var, görüntüleri getirmesi var. İnsan onlara kendini kendine tabi olanlar inkar ettirmektir. İnsan onları bana aittir, bu benim sözlerimdir zannediyor. İnsan şeytana uyarsa, şeytanın sözlerini kendi sözünü zannettirerek insan ümitsizliğe düşer. Hem sözler 275. sayfada hem şeytanın işini kendi kalbine mal eder, şeytanın işini, o görüntüleri, o sözleri kendine mal ettirir. Zanneder ki insan bu benimdir, onun sözünü kendisinden zanneder, zarar anlar, zarara düşer. Zaten şeytanın da istediği odur. Bunların zıttı nedir peki? Melekler, ervah aliyeler, ruhaniler ilhamlar atar. Bu melekler, ruhaniler, Müslüman cinler buraya ilham, mana, düşünceler, malumatlarla
insanı destekler ve insan kendisini ümitli ve güvende hissederek o manalarla insan kendisini telki eder. Vesveseler 339'da şöyle diyor. Vesvese ve vehim, yeis ile korku birleşirse zulümatından, kimsesizliğin vahşetinden ve erva habisenin izacatından, o vahşetin dehşetinden şu şart ile kurtulabilirsin diyor. Zulümat nedir? İçsel bütünlüğü bozma, kaybetmek. Vahşet nedir? Yaşadığı dünyayı sahipsiz zannetmek. Bu zulümatla vahşeti izah ettikten sonra yeis ne yapar? İnsanı zulümata atar. İçsel bütünlüğü bozar. Peki vahşet ne yapar? Vahşet İnsan kendisini kimsesiz bir ortamda, sahipsiz bir dünyada, korona var, Allah yok, korona faili muhtar, insanlarda, laboratuvarda da ölüye hayat verebiliyor, haşa, halikiyet makamında çıkartarak sanki bu dünyada insanlar kimsesiz, sahipsiz zannettiriyor. Bu sefer bunların altında insan eziliyor. Erva habiseler ise ne yapar? İzlediğimiz filmler, işittiğimiz sözler, bulunduğumuz mekanlar ve kötü arkadaşlar insanın içsel aleminde ruhaniye dönüşüyor. O dışarıdan elde edilen mekanlar, sözler, filmlerden elde edilenler içeride ervah-ı aliye veya ervah-ı habise oluyor. Kötülerden ervah-ı habise, iyilerden ervah-ı aliye oluyor. Şu dünya hadiselerine, koronaya, savaşlara, mikroplara, dünyaya ne zaman geldim, ne zaman gideceğim, ölümüm şekline şöyle bak diyor Kastamonu 220. sayfada, senin iktidarın haricinde olan hadisata, onun merhamet ve hikmet ve adaleti ve rububiyeti noktasında bakmalısın. Sahipsiz değil. Bu harici böyle bakacaksın. İç alemine de şöyle bak. Lemalar 75. sayfada, insan kendi iç aleminde bir sürü çöküntüler yaşar veya ümitsizliğe düştüğü zaman şöyle bak diyor, hem insanın letaifi içinde teşhis edemediğim bir iki latife var ki ihtiyar ve iradeyi dinlemezler. Belki de mesuliyet altına da giremezler bir iki latife. Bazen o latifeler hükmediyorlar, insana hakim oluyor, hakkı dinlemiyorlar, yanlış şeylere giriyorlar. O vakit tam şeytan o adama geliyor, telkin eder ki senin istidadın hakka ve imana muvafık değil ki böyle ihtiyarsız batıl şeylere giriyorsun. Demek senin kaderin seni şekavete mahkum etmiştir der. O biçare adam yeise düşüp helakete gider. Nasıl kurtulacağız bunlardan? Şeytanın evvelki desiselerine karşı müminin taassümgahı, sığınağı, muhakkikini asfiyanın dusturları ile her 100 senede bir gelen mücedidlerin ortaya koydukları dusturları ile hudutları tayin eden belli olan hakaik imaniye ve muhkemat-ı Kur'aniyedir. Kur'an'da ve hadiste helaldir, haramdır, doğrudur ve yanlıştır. Ölçüleri nettir. Onları ortaya koyarak ve ahirdeki desiselerine karşı istiaze, Cenab-ı Hakk'a sığınmak, dua etmek, yalvarmak, doğru mekanda, doğru kişilerle, doğru zamanda doğru işleri yaparak onlara emniyet vermemektir. Çünkü emniyet verdikçe nazarı dikkati celbedip büyür, şişer. Müminin böyle manevi yaralarına tiryak ve mehrem sünnet-i seniyedir. Mesela bu buraya mı uygun, şu böyle mi uygun? Hangi olay, hangi söz, niçin, nerede, nasıl doğrudur? Onun ölçüsünü şöyle veriyor. Şimdi bu kitap buradan bakınca farklı gözükür, buradan bakınca farklı gözükür, buradan bakınca farklı gözükür. En doğrusu nedir? Şudur. Alem-i şehadet, dünyada olan bu şeyin alem-i gaybda nasıl gözüküyor? Onun için Allah Resulü aleyhissalatü vesselam alem-i şehadetteki eşyanın alem-i gaybdaki hakikatiyle bir bakıyor, bir görüyor ve diyor ki götür ileriye götür, sağa götür, sağa götür, biraz da çek, tamam. Orada böyle gözükmesi en doğrusu odur. Buraya, orayla hükmediyor. Bunun ilmi kelamdaki, dindeki karşılığı Kur'an-ı Azimuşan'ın hayattaki fiili karşılığı sünnet-i seniyedir. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.